çuval geçirip sizi kimse sizinmeye bağlamaya bırakacaksınız. Peki ben size soruyorum. Siz gelecek tarlası, anamın kucağı kadar bana sıcak, benden olan insanlar, bunun başını sandığa görmeyecek misiniz? Helal olsun size. Helal olsun. Bakın biraz Türkiye'nin ekonomisinden anlatmak istiyorum size. Bunlar iktidara geldiğinde Türkiye'nin 170 milyar dolar iç ve dış borcu vardı. 170 milyar dolar. Bugüne kadar biliyor musunuz? 420 milyar dolar. Ben Anadolu'yu giderken bunlar jet uçağı fabrikası yaptılarına benim de haberim olmadı. Bunlar büyük bir keşif yaptılar da ben mi duymadım? Sizin hayatınızda ne değişti? Aç değil misiniz aç? Yoksul değil misiniz yoksul? Aşınızdan, ekmeğinizden, alın terinizden biriktirdiklerinizi sağladılar mı? Peki hangi yüzde gelişmekten, hangi yüzde büyümekten bahsediyorlar? Yalan, yalan! Türkiye'de 18 milyon işsiz var. Türkiye'de 40 milyon aç var. İşsizlerin ve açların ekmeğinden, aşırıdan sananların yanına bırakacak mısınız? Onları sandığa görün olur mu? Görün onları sandığa. Zeki Bey başta mı? Zeki Bey ne tarafta? Deniz Bey, bu mitinglerin bir sembolü var. Biz kaç kişiyiz halkası? Ben bu halkalardan bir tanesini size atıyorum. Size emanet ediyorum efendim. Buyurun. Tayyip Erdoğan'ın Erzurum'da bir şarkının söylenebilen, hani var ya beraber yürüdük biz bu yollara diyor ya, onunla bir yemin ettirdi şarkı sözünden. Yeni şarkı güzel yürüdük. Evet. Kendisine seslenmek istiyorum. Ayrılmalıyız artık. Gitmelisin. Ben diyorum ki hani o beraber yürüdük bizi yollara diyor ya, ben orada şarkıya sesleniyorum. Ayrılmalıyız artık. Gitmelisin o yerden. Sana 23 Temmuz sabahı Yüce İvan'da saadetler diliyorum. Layık kalacak. Artık kutlarımdan ayrılıyorum. Biz birlikte 4 yılda Türkiye'yi 2,5 kez geldik. Her ay 20 yerde konferans veya meydan bizim düzenledik. Başladık inanmayan dostlar, sağ olsunlar, var olsunlar, Allah eksikliklerini göstermesin. Şimdi omuz omuza, yürek yüreğe, umudumuza umutlarını, heyecanlarımıza heyecanlarını kattılar. Birlikte olduk, beraber olduk. Ben diyorum ki, yarına yürürken çocuklarınızı, komşularınızı sahipsiz bırakmayın. Döndüğünüzde buradan onların kapısını çalın. Başını okşayın. Onlara kimsesiz olduklarını hissettirmeyin. Onlara sahip çıkın ki onlar da Türkiye'nin geleceğine sahip çıksınlar. Bu meydanları dolduran kadınlar, analar, bacılar, hepsine saygıda, sevgide sonsuz bir teşekkür etmiş sunuyorum.
sayesinde bu meydanları dolaştık. Onların sayesinde bu meydanları doldurduk. Hatta içlerinden bir tanesine ben biliyorsunuz İzmir'e değil demiştim. Değil demek nerede o? 27 Ocak'ta ortada birbirine kalktı. Kızcağız gel. Kızcağız her şeyi, hayatındaki her şeyi, her sebebi bu mitinglerin karşısında bulundu. Bakın orada Şenol Hanım var. Şenol Saran. Bakın Nur Hanım var. Burada bir sürü tanıdıklarımız var. Bu deli demek, çılgın demek onların ruhunu taşıyor. Onlara da bir denet almış sayın da emeklerin karşılığını verelim. Sizden bir tek ricam var. AKP ile koalisyon yapacağını söyleyen partiye oy vermeyin. Onu gösteren silin. Gününüzü birleştirin. Mümkünse sandıktan bir bütün aydınlık Atatürk'ü bir partiyi çıkartın. Oyunuzu ona verin. Sağlara birlik, sollara birlik istemeye devam edin. Zeki Bey'in önünü açın, buraya ulaştırın. Bir dakika içinde gideceğim, gitmeden ona da bir mesaj vermek istiyorum. Siz şehit babasınız. Siz vatanın sahibisiniz, Sezai Bey. Sezai Oktay. Evladını şehit vermiş bir baba. Onlar meydanları değil, vatanın sahibi. Murat Bey de buradaymış. Murat Bey'in önünü açıp böyle gelsin. Murat Bey'i de buraya taşıyın. Dostlar, ayrılık vakti. Ben artık televizyona dönüyorum. Biraz işle ilgileneceğim. Battık. Canımıza ot teptiler. Sandıkları size emanet ediyorum. Meydanları size emanet ediyorum. Gönlüm, sesim, canım size fedadır. Ne zaman emrederseniz sizin yanınızda yer alacağım. Ama Allah'a ısmarladık diyorum artık. Hoşça kalın. Türkiye.